Edgar Allan Poe Gizem Yaratma Sanatı Baron Ritzner von Jung asil bir Macar ailesinden gelmekteydi. Aile üyeleri hiç değilse güvenilir kayıtların tutulduğu dönemlere dek kimi becerileriyle ünlenmişti. Söz gelimi tek, olağanüstü olmasa da hatırı sayılır gülünçlükte örnekler vermesiyle ün salmıştı. Lisner'le tanışmam, açıklayamayacağım bir dizi sıra dışı serüvenin, 1800'lü senesinin yazında görkemli Jung şatosuna sürüklenmeme dayanır. Takdirini kazanmaya ve onun düşünsel yapısını anlamaya burada başladım. Zamanla yakınlaştık ve birbirimizi daha iyi tanıdık. Üç yıllık bir ayrılığın ardından ona yeniden rastladığımda hakkında bilmediğim bir şey kalmamıştı. 25 Haziran gecesinde gelişinin üniversite çevresinde merak dolu fısıltılara yol açtığını da herkesin ağız birliği etmişçesine yeryüzündeki en takdire şayan insan demesine rağmen tek kişinin bile fikrini beyan etmediğini de hala anımsıyorum. Öylesine benzersizdi ki bu benzersizliğin kaynağını irdelemek haddini bilmemek olurdu. Yine de bunun üstünde durmayıp Britner'in gelişiyle insanların alışkanlıkları, edaları, mizaçları cüzdanları ve yatkınlıkları üzerinde yoğun ve zorbaca olmasına karşın muğlak ve tanımlanamaz bir etki bıraktığını söyleyebilirim. Bu sebeple üniversitede geçirdiği kısacık bir süre olağanüstü bir dönem olarak kayıtlara geçmiş. Baron Ritzner, Wonyoung'un egemenliğindeki sıra dışı dönem diye isimlendirilmiştir. Ritzner, gelir gelmez beni ziyaret etti. O zamanlar net bir yaşı yoktu. Demem o ki, kişisel bilgilerinden yola çıkıp yaşı hususunda tahminde bulunmak gün değildi. Yaşı 16 da olabilirdi, 60 da. Ama doğrusu 20. yaşından 7 ayı devirmiş olduğuydu. Yakışıklı değildi, belki de doğru olan tersiydi. Yüzü köşeliydi ve simasında sert bir duruş vardı. Yüksek ve hoş bir alnı, ucu kalkık bir burnu, iri, camsı ve manasız gözleri vardı. Ağzı daha da sıra dışıydı. Dudaklarından biri doğal bir biçimde, diğerinin üstünde duruyordu. En karmaşık yüz hatları bileşimi bile bu denli benzersiz ve saf bir ağır başlılık, ihtişam ve güven duygusu oluşturamazdı. Şimdiye dek anlattıklarım, baronun gizem yaratma sanatını yaşam gayesi ve uğraşı haline getirmiş, ender rastlanan, sıra dışı becerisi onu içgüdüsel olarak bu alana yaklaştırırken, dış görünümü de planlarını rahatlıkla uygulayabilmesine olanak tanıyordu. Baron Risner von egemenliğindeki sıra dışı dönem adıyla nam salan o dönemde öğrencilerin onun mizacını kuşatan gizemi algılayamadıklarından eminim. Benim dışında hiç kimse onun şaka yapma kabiliyetinden bile haberdar değildi. Kuşkusuz bahçe kapısında oturan ihtiyar bulduğu Herakliotus'un hayaletini yahut emekli teoloğun Peruna itamda bulunmayı tercih ederdi. Akla gelen en kötücül ve bağışlanmaz oyunların Alışılmamış maskaralıkların doğrudan olmasa da aracılığıyla veya etkisiyle yapıldığının açığa çıkması bile bu durumu değiştirmezdi. Gizem yaratma sanatının, güzelliği, insan doğasını sezgisel anlamda tanımasının ve kusursuz irade gücünün mahsulü olan, fevkalade becerisinden, şakaları önlemek ve alma materın düzeniyle şerefini korumak için takındığı, gayretkeşlikten yahut bu şakaların tabiatına, insanları inandırma yetisinden kaynaklanıyordu. Övülesi gayretliliğin sonunda, ıstırap ve huzursuzlukla gölgelenen yüzü, en kuşkucu tiplerin bile kuşkularından sıyrılmasına yol açıyordu. Üstelik garabetliğini yaratıcıdan yaratılana, bizzat sebep olduğu gülünçlüklere aktarma uğraşının da üstadıydı. En pişkin madrabazın bile eylemlerinin tabi sonuçlarından, yüzünü ve tavırlarını esir alan gülünçlükten kurtulduğunu sanmazdım. Her daim hevesli ve meraklı olan dostum aslında sırf toplumun vakarı için yaşıyor gibiydi. Kendi hane halkı bile Baron Ritzner-Bonyung'u eğilmez ve muhterem bir kişilik olarak hatırlar. Ritzner'in kaldığı süre içinde Dolce Farniente İblisi Üniversitenin üzerine kabus gibi çökmüştü. Ortada yeme içme ve eğlenceden başka bir şey yoktu. Öğrenci evleri meyhanelere dönmüştü. Baronunki en işlek ev olarak nam salmıştı. Buradaki patırtılı eğlencelerimiz uzun sürer ve olaylı biterdi. Bir kez sabaha dek oturup fazlasıyla şarap tüketmiştik. Baronla ben hariç 7-8 kişi daha vardı. Zengin ve saygın ailelerden gelen bu gençler abartılı bir biçimde şereflerine düşkündüler. Değerli hususunda en uç Alman fikirleri zihinlerinde yer etmişti. Bu Don Kişot bari fikirler dönemin kitaplarından ve ölümle sonlanan birkaç düellodan kaynaklanıyordu. Biz de gece boyu en çok bunu sohbet konusu ettik. Gecenin başında oldukça sakin ve ilgisiz görünen baron, heyecanla sohbete katılıp duello için gereken görgü kurallarından öylesine zarif bir edayla bahsetti ki, herkesi, hatta duellonun saçmalığına inanıp aşağılayan beni bile hayrete düşürdü. Baronun söyle esnasında, Polaric'in ateşli, ritmik, yeknesak ama müziksel söylemini bilenler ne kastettiğimi anlar, çevreme bakınırken birinin konuyla fazlasıyla ilgilendiğini fark ettim. Bu genç adam şapşal olmasının dışında her bakımdan ilginç olan Herman'dı ve şapşallığına rağmen metafizikçi bir düşünür ve mantıkçı olarak tanınmayı başarmıştı. Bir düellocu olarak nam salmıştı, kurbanları niceliksel açıdan epey fazlaydı. Cesaret timsaliydi ama onu esas düelle kurallarını iyi bilmesi ve şeref hususundaki duyarlılığı meşhur etmişti. Tuhaf işlerin adamı olan Ritzner yine bir gizem yaratabilmek amacıyla onun bu özelliklerini uzun süredir tartıp biçiyordu. Bundan bir haber olsam da arkadaşımın yine tuhaf bir işin peşine düştüğünü ve hedefinin de Herman olduğunu görüyordum. Ritzner konuşmasını, daha doğrusu monoloğunu iletirken, Herman'ın coşkusunun giderek arttığını sezdim. Sonunda dayanamayıp, Ritzner'in üstünde fazla durduğu bir noktaya itiraz ederek gerekçelerini sıraladı. Baronsa duygusallığından ödün vermeden pek de tasvip etmediğim bir üslupla itiraza yanıt verdi. Bu alaycılık karşısında Herman küplere bindi ve karma karışık bir biçimde zırvalamaya başladı. Son sözleri hala aklımda. Baron Von Jung, varsayımlarınız sağlam fikirlere dayansa da, Ayrıntılı olarak düşündüğümüzde hem sizin hem üniversitemiz için utanç kaynağıdır. Hatta bazı açılardan önemsenmeyecek nitelikteler. Sizi inciteceğini bilmesem daha fazlasını da söyler, gülümseyerek, fikirlerinizin bir beyefendiye yakışmadığını belirtirdim. Herman bu muğlak cümleyle konuşmasına son verdiğinde, herkes baronun ne tepki vereceğini merak etmeye başladı. Ritzner önce bembeyaz kesildi, sonra kızarıp bozardı. Nihayet düşürdüğü mendili yerden alırken bambaşka bir ifadeye büründü. Baş başayken doğal haliyle nasılsa öyleydi. Bir insanın yüz ifadesinin bu denli çabuk değişebileceğini bilmezdim. Bir an için de olsa yanıldığımı, aslında ağırbaşlı bir tavır takındığını düşündüm. Öylesine hiddetlenmişti ki yüzü bembeyaz kesilmişti. Önce tek kelime etmedi. Heyecanını bastırmaya çalıştığı belli oluyordu. Bir süre sonra yakınında duran sürahiye uzanıp konuşmaya başladı. Min here, Herman. Benimle konuşurken tercih ettiğiniz dili irdeleyecek ne vaktim ne de sabrım var. Fakat fikirlerimin bir beyefendiye yakışmadığını ileri sürmeniz öyle uygunsuz ki bana başka seçenek bırakmıyorsunuz. Yine de sizin ve bu beylerin konuğum olarak evimde bulunmanız nezaket kurallarına uymamı gerektiriyor. Bu sebeple benzer kişisel hakaretler yaşandığında izlenen yöntemlerden saparsam affola. Lütfen hayal gücünüzü harekete geçirip aynadaki aksinizi etek kemiğe bürünmüş haliniz olarak farz edin, işleri kolaylaştıralım. Şimdi elimdeki şarap sürahisini aynadaki aksinize doğru fırlatacağım. Böylelikle fiziksel şiddete başvurmadan davranışınızın karşılığını vermiş olacağım. Sözlerinin ardından elindeki sürahiyi Herman'ın karşısındaki aynaya fırlatınca ayna paramparça oldu. Herkes ayaklandı ve Risner'le beni baş başa bıraktılar. Baron, Herman'a yetişmemi ve ona hizmette kusur etmeyeceğimi bildirmemi rica etti. Bu gülünç isteği anlamlandıramasam da kabul ettim. Düellocu, hizmet talebimi ciddi ve yapmacık bir edayla uygun buldu ve beni evine götürdü. Uğradığı hakaretin nüktedan ama tuhaf bir hareket olduğunu anlatırken gülmemek için kendimi zor tuttum. Uzun ve sıkıcı bir nutuk attıktan sonra kitaplığından Duello ile ilgili eski kitaplar çıkarıp içerikleri hakkında epeyce konuştu. Kimi bölümleri yüksek sesle okuyup ciddi yorumlamalarda bulundu. Kitaplardan bazılarının adları şöyleydi. Philip Lebel'den Teketek Mücadele Esasları, Fanny'inden Şeref Tiyatrosu, Adugier'den Duello'ya İcazet. 1666'da Kolon'da Elzevir tipografisi kullanılarak basılan ve Derom tarafından ciltlenen tirşe benzeri kağıdı olan kıymetli ve benzersiz kitap Duello Anıları. Hedelin adlı bir Fransız tarafından Latince kaleme alınmış Duello yasaları, yazılı olanlar, olmayanlar ve dahası gibi tuhaf bir ismi olan hacimli bir kitaba dikkatimi çekti. Bu kitaptan uğranılan hakaretin yapısı diye tuhaf bir bölüm okuyup kendi düştüğü durumla nedenle örtüştüğünü dile getirdi. Ama ben pek bir şey anlamadım. Bana ne yapması gerektiğini sorduğunda kendisine sonsuz güven beslediğimi ve elimden gelen her desteği sunacağımı bildirdim. Yanıtım onu mest etti ve oturup barona bir mesaj yazdı. Baron Litzner von Junga Bayım, arkadaşım size bu mesajı iletecek. Bu gece evinizde yaşananları en kısa sürede açıklamanızı rica ediyorum. Ricamı reddederseniz, arkadaşım sizin de uygun gördüğünüz biriyle beraber düello hazırlıklarına başlayacaktır. En içten duygularımla. itaatkar hizmetkarınız, Johan Herman. Mesajı Ritzner'e ulaştırdım. Kağıdı uzattığımda eğilerek beni selamladı ve vakur bir edayla oturmam için yer gösterdi. Düello davetine yanıt verdi ve mesajını Herman'a iletmemi söyledi. Şöyle yazıyordu. Bay Johan Herman'a. Bayım, ortak arkadaşımızın getirdiği mesajınızı aldım. Düşündüm ve açıklama yapmamın elzem olduğuna kanaat getirdim. Bu zorunluluğu kabul etsem de, sıra dışı tartışmamız ve ettiğim hakaret gereği özürlerimi kelimeye dökmekte zorlanıyorum. Fakat yerleşik görgü kurallarında uzman olmanız sebebiyle bu husustaki durumumu hoş görmenizi dilerim. Bu nedenle anlaşıldığımdan emin olarak hislerimi tercüme etmek yerine sizden Hedelin'in Duello Yasaları, Yazılı Olanlar ve Olmayanlar ve Dahası adlı eserinin Uğranılan Hakaretin Yapısı başlıklı bölüme göz atmanızı rica edeceğim. Orada sözü edilen tüm hususlardaki hakimiyetiniz nedeniyle kuşkusuz sizden o pek kıymetli bölümü okumanızı istemekle haysiyetli bir insan olarak benden beklediğiniz açıklamayı yapmış olacağım. En derin saygılarımla, sadık hizmetkarınız Von Jung. Başta suratı asılan Herman, uğranılan hakaretinin yapısı başlığını okuduğunda gülümsemeye başladı. Mesajda yazıldığı üzere kendisi kitaba göz atarken zarifçe benden oturmamı rica etti. Sözü edilen bölümü okuyup bitirdiğinde, güvenilir bir dost olarak benden kendi adına Baron Monyunga nezaketinden ötürü teşekkür etmemi ve düello açısından bakıldığında da açıklamasının tam, haysiyetli ve inanılmaz olduğunu iletmemi istedi. Şaşkın bir halde baronun evinin yolunu tuttum. Herman'ın mesajına şaşırmadı. Biraz sohbet ettikten sonra kitaplığından düello yasaları, yazılı olanlar, olmayanlar ve dahası adlı kitabı çıkardı. Kitabı bana uzatıp incelememi söyledi. Ama okuduklarımdan hiçbir şey anlamadığımı fark edince kitabı eline alıp yüksek sesle okumaya başladı. Birden okuduğu saçmalığın iki babun arasında gerçekleşen bir düelloyu anlattığını fark ettim. O vakit bana ilk bakışta anlaşıldığı üzere Dubartas'ın saçma sapan dizelerini andıran bunu anımsattı. Demem o ki yazı insanda gayet anlaşılır ve derin bir metin izlenimi bırakıyor ama hiçbir anlam ifade etmiyordu. Bunu çözmek için sırayla ikinci ve üçüncü kelimeyi çıkarmak yeterliydi. Bunu yaptığınızda ortaya modern zaman düelloları hakkında bir cümle çıkıyordu. Baron bu kitabı birkaç hafta önce Herman'a özellikle göstermişti Herman'ın o geceki konuşmaları da kitabı defalarca incelediğini kanıtlamıştı. Bunun üzerine harekete geçen Baron'a göre, Herman, Duello üzerine yazılmış bir kitabı anlayamadığını kabullenmektense binlerce kez ölmeyi tercih ederdi.